İlk olarak Atatürk Anıtı önünde toplanan bir grup Çin bayrağını ateşe verirken sosyal medya üzerinden örgütlenerek Cumhuriyet Meydanı'nda eylem düzenleyen bir diğer grupsa sloganlar atarak Çin'i protesto etti. Ötüken dergisi Samsun temsilciliğinin Atatürk Anıtı önündeki eyleminde grup adına açıklamalarda bulunan Sezgi Arslan, yıllardır süren asimile politikası ve baskılarla Türkler yok edilmeye çalışılmaktadır. Bizim istediğimiz herkesin dilinde ama yüreğinde olmayan hürriyettir. Doğu Türkistan hür olana kadar da çabamızdan vazgeçmeyeceğiz dedi. Türk gençliği olarak diyoruz ki yalnız midemizi, kazancımızı düşünmeyelim. Bunu hayvanlar da yapar. Daha çok maddeye, manaya, ülkeye, düşünceye dönelim. İnsanlık budur. Bunu söylerken de çekinmeyelim. Hakkımızı, atalar mirasını istiyoruz. Alacağız da. Doğu Türkistan davası yalnız değildir. Açıklamanın ardından grup üyeleri Çin bayrağını yakarak yaşandığı öne sürülen zulmü protesto etti. Sosyal medya üzerinden örgütlenerek Cumhuriyet Meydanı'nda Çin devletine karşı protesto gösterisi düzenleyen yaklaşık 100 kişilik grupsa sloganlar atarak zulmü protesto etti. Burada grup adına basın açıklamasında bulunan Serkan Yazıcı, Türkiye Cumhuriyeti olarak ata yurdumuzdaki kardeşlerimize sahip çıkmak ve Çin zulmüne karşı gerekli yaptırımları uygulamak boynumuzun borcudur diye konuştu. Yurdumun üstünde.